Merhaba. Merhaba. İnşallah nasılsınız? Neydi benim serimin adı ya? İlk kez yaptığında kaç yaşındaydın? Serimin yeni konuğu Eylül Bahar. Evet. Evet. Heyecanlıyım aslında bayağı. Sen video çekerken şeyin değişiyor, garip oluyorsun. Cidden heyecanlı mi oluyorsun? Evet yani. Heyecanlı bir insanım çünkü. Sen ruh gibisin. Ben mi ruh gibiyim? Ben sakinim, ben profesyonelim. Ben heyecanlı bir insanım. Renkli bir kişiliğim var. Biç var. Tamam, ben girizgahı çok uzatmayı sevmiyorum. Ama sana ne soracağım hakkında yatak bir fikrim yok. Bu İlayda'nın soruları. Teşekkür ederim. Oradan kendime özel hissediyorum. Sen de şey gibi bana atacak mısın? Çıkarmamı istediğin soru var mı falan? Hayır. İlk kez bir filmde ağladığında kaç yaşındaydın? Tamam, bunun tek bir hatırladığım cevabı var. Öncesi varsa bilmiyorum zaten. Babam ve oğlumda ağladım. Bence 9 yaşındaydım. Oha, o kadar küçük müydün o film? Ne anladım bilmiyorum. Çok ağlamıştım. Hele o Tarık mıydı çocuğun? Ben izlemedim. Ha. Şey, adam böyle öksürerek, siz anlarsınız belki. Öksürerek yere düşmüştü. Babası yanına koşmuştu falan. Ha, Sadık. Bayağı güzeldi. Ağlamıştım bayağı. Ben de ağlamadım. Arkadaşlarımız o kadar çok babam ve oğlum konuşuyor ki. Evet, canlandırdık. Evet abi, sürekli babam ve oğlum konuşuyor ve ben hep böyle. Ve erkek arkadaşımın annesi babam ve oğlumda oynuyor. Tabii o zamanki değil, şimdiki erkek arkadaşım. İlk kez yalan söylediğin ortaya çıktığında ve bu seni kötü bir duruma düşürdüğünde kaç yaşındaydın? Bu o kadar hatırladığım bir anım ki. Evet, böyle üstüne parmak bastım. Biz psikoloğumla bu anıyı böyle oturup konuştuk falan, seans. Birkaç seans. Şöyle, aslında o kadar büyük bir olay değil ama ilkokul 1'e gidiyordum. Şimdi ben defterin şu sağdaki sayfasına yazmayı seviyorum. Anladın mı? Daha yumuşak oluyor. Aynen, daha düz oluyor. Aynen. O yüzden bir gün okulda tahtayı geçirirken ben o sayfaya yazmış olduğum için, arka sayfaya geçmek istemediğim için önceki yazdıklarımı silip yeni şeyi o eskilerin üzerine yazmaya karar vermiştim 7 yaşındayken. Peki sayfayı çevirip yine sayfanın sağ kısmına yazmak gibi bir şey yok muydu? Bilmiyorum. Hayır ama herhalde şöyle bir şey var. Öğretmenimiz sürekli bakıyordu. Hani onu boş görürdü ama sildiğimi anlamaz belki diye. Hani ne düşündüm bilmiyorum. Tam 7 yaşındayım. Neyse, sonra öğretmen gelip, İvat Hoca anlamıştı ve niye böyle yaptın demişti. Yanlış mı yazdın falan, öyle bir şey demişti. Ben de evet yanlış yazdım hani gibi bir yalan söylemiştim. O da inanmıştı ve gerçekten bütün ders gözlerinden böyle sessizce yaşlar akmıştı. Ben nasıl bir yalancıyım, ne kadar yalancı bir çocuğum falan. Yıllardır hatırlıyorum, gidip bunu psikoloğuma anlattım. Bu kadar komik bir cevap beklemiyordum değil mi? Hiç beklemiyordum. Şu an psikoloğun edası dinliyorum zaten, anlıyorum. Videoya başlamadan önce ben Tuğba'ya dedim ki şu an terapistime gelmiş gibi hissediyorum. Niye, hiç fikrim yok. O yüzden bayağı bir şey anlatabilirim. Dök içine. O zaman ilk kez sarhoş olduğunda kaç yaşındaydın? Bunda da ne? Teknik bir aksaklık yaşadık. Evet ama buradayız. Vazgeçmedik. Aynı şeyle buradayız, motivasyonla değil mi Tuğba? Tuğba ağladı da demin. Evet, ne soruyorduk? İlk kez sarhoş olduğunda kaç yaşındaydın? Evet. İlk kez sarhoş olduğunda, bunu söylemem legal mi abi? 15 yaşındaydım ve Malta'daydım. Malta'da içki içme yaşı 17 ve bu beni çok heyecanlandıran, yani yine ama sen 15'sin. Evet ama orada böyle hani onu salmışlardı biraz, hani gece kulüplerine falan girebiliyorduk rahatça. Şimdi Malta'dan gelip beni tutuklayacaklar falan gibi hissediyorum. Ben yaz okulundaydım ve yaz okulunda 17 yaşın üstünde dışarıya çıkmak yasaktı gece 11'den sonra ama ben sürekli kaçıyordum. Ve böyle yatağıma böyle kıyafet koyup, hani yatağımda biri varmış gibi gösterip falan kaçıyordum. Film gibi. Bayağı eğlenceliydi ve orada neyle sarhoş olmuştum? Bunu da söyleyeyim mi? Lütfen. Tamam. Şöyle bir şat tekilayla. Aşırı sarhoş olmuş. Bir şey diyeceğim. Herkesin bir içkisi vardır. Bir kere hayatına kötü bir deneyim yaşayıp daha sonra ağzına sürmediği. Tekila benim. Benim de tekila. Cidden. İçki kötü bir şey ki. Ya hadi. Valla ben sadece şarapla bira içerken zevk almaya biraz yaklaşabiliyorum. Biradan mı zevk alıyorsun? Almıyorum. Kokteyl içmek çok güzel şey değil mi? Ha, kokteyl çok güzel. Ama kokteyl, ama işte alkol güzel değil, anladın mı? Kokteyl alkol güzel. Alkol dostunuz değildir. Ama yani içkinin bir şeyi var, bir anı var. o anda durabilsen ve o anı koruyabilsen çok güzel. Ama asla koruyamıyorsun abi, ve devam ediyorsun şeyi, yani. Evet. İleriden de çalsam. Bunlar olmaz. Biraz Ecmel'den çalayım. İlk kez içinden gelmeyerek seni seviyorum dediğinde kaç yaşındayım? Oha abi. Böyle bir soru sormazsın. Tamam, muhtemelen annemle babama falan demişimdir. Öyle. Oha! Hayır. Böyle bir şey beklemiyordum. Annem, bu amaçla babamı, sorulmadı bu soru. Dur, açıklamamı dinle. Çünkü ben annemle babamı aslında sevmiyorum. Hayır, muhtemelen şey olmuştur. Ben böyle hani annemlere aşırı kızacağım bir şey yapmışlar. Yani izin vermemişlerdir ve hani sonra annem söyle falan demiştir. Ben de falan demiştim. Hani öyle, onu demek istedim. Sevgililerimden tabii cevap almak istiyoruz. Tamam, net bir şekilde 14 yaşımdayken dedim. Ama yaşı sordum, o kadar. Ya ben onu sordum. Biriyle çıkıyordum. İlk uzun ilişkimdi. Hatta ya şöyle sıkıldım çocuktan. Ayrılamadım. Klasik. Diyordum arada ya seni seviyorum, seni seviyorum. Bu kötü bir şey. Kötü bir şey yok, evet evet. Sadece bir an isim vermek zorundaymış diye hissettim diye bilmiyorum. Evet, TC kimlik olsun da belirtin sen. Senin? Sorabiliyor muyuz? Hayır, benim dokunulmazlığım var. Sanki şey gibi hissettim, sohbet ediyormuşuz da ben çok beğenilmişim gibi hissettim. Tamam, o zaman ilk kez aşık olduğunda kaç yaşındaydın? Ben ilk kez aşık oldum. Bence 1. sınıfta falan. Şıp sevdi. Evet, evet. Ben öyle biriyim. Şıp sevdi biriyim. 1. sınıfta adını da söyleyeyim. Tamam, söyleyeceğim, ne olacak ki abi? 7 yaşındaydık. Berkay. Bul beni. Cem. Tamam. Kendi kendine bir şey diyorum. Berkay diye bir çocuğa aşık olmuştum. Ben çok aşıktım yani. 2. sınıfın sonuna kadar devam et. Wow. İlk kez öpüştüğünde kaç yaşındayım? 14. 14 yaşındaki neydi? İlk kez... Hayır. 14 yaşındaki neydi? İçinden gelmeyerek seni seviyorum evet, dediğin evet, aynı evet. Çocuğumu öptüm. Evet, evet. Ama çünkü onun sonlarına doğru zaten böyle bir tiksinme şeyi gelmişti. Öyle demeyeyim, yazık. Nasıldı, güzel miydi? İlk kez öpüşmek değişik bir deneyim. Çok güzel anlatılan bir şey ya öpüşmek. Evet. Beklentini karşılamıyor değil mi? Hiç karşılamam. Bu ne ya? Biraz iğrenmiştim açıkçası. Yani evet, kötüydü. Senin? Ben çok güzel bir şey bekledim bu arada gerçekten. Çünkü ne bileyim, ben öyle duyuyordum yani. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Islak bir şey yani. Salya. Umarım hiç öpüşmemiş biri bunu izlemiyordur. Şu an kötü olur baya. Bence iyi olur. Beklentilerini düşürür. Evet yani. Daha iyi. Keşke biri bana böyle bir şey deseydi. İlk kez kendi paranı kazandığında kaç yaşındaydın? Oo, güzel soru. Bu diğer soruların yanında biraz şey kaldı. Güzel mi kaldı? Tamam, ikisini de söyleyeyim. Çünkü emin değilim hangisi. Bir ilk çalıştığım piyano kursu var. Yani piyano dersi aldığım yerde çalışmaya başlamıştım bir süre sonra. Ama şey, piyano öğretmeni olarak falan değil, kahve falan getiriyordum yani öyle. Bir o var. Bir de küçük sınıflara matematik dersi vermiştim. O da ne zamandı bilmiyorum işte. İkisi de 15 ya da 16 hani. Tatlı. Bir önce, aynen. İlk kez hayatının gittiği yönden şüpheye düştüğünde kaç yaşındaydın? Deep, dark. Bence lisede. Çünkü lisede zor zamanlar geçirmiştim şey anlamında. Hani arkadaş bulamama, böyle ilk böyle anksiyetemi falan o zaman yaşamıştım. Ve penci olduğumu düşünürdüm hep. Babamlar gibi, annem doktor benim. Doktor olurum, mühendis olurum falan, öyle bir şey yaparım falan diye düşünüyordum ve gördüm ki asla kafam basmıyor. Fiziğe, yani fizik benim için böyle ayrı bir dil falan. Senin için de mi öyleydi bilmiyorum. Bunu sorabilir miyim? Cidden mi? Hı-hı. Gerçekten mi? Aa. Sayısaldan geldim, hiç mimarlığa. Ben de kimyadan nefret ederdim. Aa, ben de kimya ve biyoloji severdim bu arada bayağı. Fizik ve matematik çok severdim, biyoloji de severdim. Neyse. Bunlar neyse. Sen konuyu sen değilsin. İşte onu anlayınca bayağı gerilmiştim. Hem arkadaşım yoktu hem böyle işe yaramıyor gibi hissetmiştim. Gelecekte de bir bok yapamayacağım muhtemelen falan diye düşündüğüm zamanlar olmuştu ama sonra şeyi fark ettim. Fransızca'da ne kadar iyi olduğumu fark ettim. Dil yeteneğimin olduğunu fark ettim yani ve dedim ki o kadar da salak değilim, hani bir şeyler yaparım herhalde. Çok da dark değil bu arada. Değil, evet. Aynen. Sonraları çok daha kötülerini yaşadım da ilk hani buydu. İlk kez zayıf not aldığında kaç yaşındaydın? Abi 5. sınıf. Şaka değil. Peki hangi ders biliyor musun? Hangi tahmin et. Hayat bilgisi ne dersi var ki 5. sınıf? Hayır, fen de insan. Ha, fen bilgisi. Hayır değil. Abi din. Yemin ederim dinden 18 almıştım. Çok net hatırlıyorum. 18 aldım ve hani böyle ilkokul 5'te falan herkesin 5-5-5-5'tir ya kaydı. Benim 5-5-5-3-5-5-5'tir. Sonraki sınavdan 80 falan almıştım ve sonra 3'e yükselmiştim. 5. sınıfta almazsın 18. Din olması da ayrı. Hikayeye lezzet katan bir detay. Din ve ahlak bilgisi. Öğretmeniniz bayağı şeymiş yani. Din konusuna eğildim, ahlak konusuna. Hayır. Ahlaktan da 18 almıştım. İlk kez viral olduğunda kaç yaşındaydın? Viral. Cidden şey değil mi? Onun geçen viral olduğunda. Yaşım değişmedi. 22 yaşındaydım. Nasıl hissettirdi bu sana? Biraz kötü hissettirdi. Çünkü şey gibi düşündüm. Böyle garip bir videoydu ya. O videoyu buraya belki koymak istedim. Biraz saçma bir video viral olmak için yani hani lip gloss'unu yemiş, güzelmiş dudakların falan. Bu insanlar niye beni takip ediyor? Hani bir anda böyle hurra geldiler. Ve ya gerçekten çok kişi geldi ya. Şok içindeydim ve böyle bir 2 hafta falan devam etti bu. Çok garipti. Daha büyük virallere inşallah. Yok ya. Çünkü viral olman için ya böyle saçma bir şeyin olması lazım ya da çok linç edilmen lazım. O da iyi değil yani. O zaman ilk kez gardırobunu değiştirmek istediğinde ve kendine yeni bir tarz bulmak istediğinde kaç yaşındasın? Abi ne? Hayır. 5 dakika önce konuştuğumuz şeyleri satmaya çalışıyorum şu an. Gerçekten 5 dakika önce bunu konuştuk. Şöyle 22 yaşındaydım. Yaşım değişmedi yarım saat önceye göre. Ben artık o kadar çok sıkıldım ki Türkiye'de sadece Zara, Bershka marka verebiliyor muyuz? Bunların giyilmesi ve aynı şekilde giyilmesi ve her şeyin çok birbirine benzemesinden çok sıkıldım yani. Ve bunun için muhtemelen hani kıyafetlerini atman ya da değiştirmen gerekmiyor hani. Ne bileyim ben basic parçalarda çok değişik giyinebiliyorsundur muhtemelen. Ama ben sanki öyle bir şeye ihtiyacım var gibi hissettim ve bütün gardırobumu, özellikle kışlıklarımı ihtiyacı olan birilerine verdim. Çünkü yeni şeyler almaya karar verdim. Yeni şey bulamıyorum. Ve attığında kaldın her şey. Evet. Yani boş şu an. Tuğba mesela yapmış aynı şeyi ve yine aynı şeylerle doldurmuş dolabını anladığım kadarıyla. Ben onu yapmamak için almıyorum. Çünkü yine Zara'ya gidiyorum. Çünkü başka marka yok. Zorlanıyorum yani. Biri bana lütfen yorumlara yazın. Stil danışmanı aranıyor. Aynen aranıyor. Ben böyle değişik giyinmek istiyorum. Artık değişik şeyler yapmak istiyorum. Böyle herkes gibi giyinmek... Ya herkes gibi giyinmek demeyeyim de herkes çok aynı giyiniyor. Keşke herkes farklı giyinse. Değil mi? Yani birini görünce bunu şu giyer falan diyebilmek o... Evet. Algıyı oluşturmak çok güzel bir şey bence. Evet. Şu tarza Eylül tarzı demezsin yani diyemezsin ama bunu oluşturmamız lazım. Herkesin oluşturması lazım. Ama mesela çok sıradan insanlar sıradan giyinebilir çünkü o insanlar sıradan. Yani sen şimdi kendini çok özel mi zannediyorsun, bunu mu demeye çalışıyorsun? Sen yani kendini özel mi zannediyorsun? Burada soruları ben sorarım. Hayır. Ben aynada bazen kendime böyle motivasyon konuşmaları yapıyorum. Dokunuyor musun? Kendime aynı ben böyle. Tuğba. Ama şöyle yapıyorum aynadaki görüntüme. Öyle bir şey var. Sen sıradan değil. Evet arkadaşlar lütfen değişik giyinin biraz ya. Herkes gibi giyinmeyin. Evet herkes değişik giyinirse insanlar değişik giyinme konusunda daha rahat hissederler kendilerini. Evet bu arada sizin yüzünüzden değişik giyinemiyoruz ya. Böyle bir şey mi olur? Cesaret edemiyoruz burada. Ben bir tane derin pardösü giydim ağzıma sıçtılar beni. Aa o çok iyiydi yalnız biliyor musun? Bence de iyiydi. Niye ağzına mı sıçtılar gerçekten? Ne diye? Bu ne ya olmamış işte. Niye normalde kombinlerini severim ama bu falan. Normalde kombinlerini senin düşündüğün şey sıradan giyiniyorum. Evet. Sadece ceket giymiş yani. Hani hiçbir dayanağı da yok yani. Ceket mi kötü? Yani kombin derken orada ceket. Farklılığa tahammülü yok yani. Evet özellikle Türkiye'de böyle bir sorun kesinlikle var yani. Bu konuşma nasıl böyle sosyolojik tespitlere dönüştü? Evet abi biraz değişti. Şeyi soruyordun ilk sezon sarhoş. Şeyi sormadım. İlk kez renkli olduğumda kaç yaşındaydın? Güzel soru. 5. sınıftaydım. Küçük. Biraz küçük. Sen? Cidden merak ettim ya. Lütfen merak ettim. Ben 10. sınıftaydım abi. Doğru. Abi senin 1.90 olman gerekir ama. Çünkü genelde regle olana kadar hani öyle derler evet. Hep uzarsın. Annem ben regle olunca tüh demişti. Bu bende bayağı travma yarattı. Peki bu videoyu değerlendirir misin? Bu videoyu değerlendireyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben video çekerken, bu arada ben YouTuber'ım. Bilmiyor olabilirler. Ben YouTuber'ım arkadaşlar. Şu ana kadar sayısız video çektim falan demişim. Ama hala her kamera karşısında çok utanıyorum. Bu videonun başında da muhtemelen çok utandım. Hala biraz utanıyor olabilirim. Bir saat daha çekelim mi? Hayır. Hayır. Ben çift olarak sizi konuk alacaktım aslında Cem'le. Ama sonra dedim ki o video bir kara delik olur ve çıkamayız o videodan. O yüzden tek tek alırım. O video çok kötü oldu. Sen o videoyu editleyemezdin. Aşağıda Eylül'e sormak istediğiniz sorular varsa Eylül'e sorun. Cevaplar cevaplamaz ona kalmış. Büyük ihtimalle cevaplamayacak. Hiç öyle bir vibe almadım. Ama sorun yani. Hani sizden çıksın o. Videonun girdiği ilk yarım saat cevaplayacağım. Tamam. Böyle bir şey aldık sözü. Oha. Benim de çok izleniyor bazen videolarım. Bazen. Hayır. Ne olur toparlamaya çalışıyorum. Ve Eylül'ün kanalına abone olmayı da unutmuyorsunuz. Eylül'ün kafasına koyacağım şimdi Eylül'ün kanalını. Bunu da Eylül Bahar tarzı kapatalım o zaman. Görüşürüz.